Dolayısıyla bu nöbetlerin amacı bu ülkedeki adaletsizliğe dur demektir. İşçi cinayetlerine dur demektir. Bizler sesimizin ve gücümüzün yettiği kadar işçi cinayetlerine dur demek için mücadelemizi devam ediyoruz. Yani buradaki gördüğünüz resimlerdeki her bir şahıs bile bile göz göre göre öldürüldü. Biz bunun adına iş kazası değil, iş cinayeti diyoruz. Bu ayın nöbetinde Davutpaşa patlamasında hayatını kaybeden 20 işçi canımızın 7. yıl dönümünü anmasını yaparak geldik. İş cinayetlerinde hayatlarını kaybedenlerin adalet arayan yakınları olarak adalet umuduyla mücadelemize devam ettikçe görüyor ve yaşıyoruz ki bir zihniyet dünyası var karşımızda. Öyle bir dünya ki hayattayken yaşamına değer verilmeyen işçi, sorumluların yargılama safhalarında da aynı adaletsizlikle karşı karşıya. Ve biz aileler olarak diyoruz ki adil ve bütün sorumluların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça hakimler, savcılar ve bilirkişiler her iş cinayetini kamu düzenine dair bir suç olarak görmedikçe, kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe işverenlerin iş ve işçi güvenliği tedbirleri alınmasında caydırıcılık arttırılmadıkça, taşeron sistem devam ettikçe, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçileri işten atan işverenler cezalandırılmadıkça, sendikalar ve emekçiden yanayım diyen partiler, organizasyonlar görevlerini yapmadıkça iş cinayetleri sürmeye devam edecektir. Ve 7 yıl boyunca adalet aradılar. Ayrıca 38 hafta boyunca burada toplanarak vicdanı uykusundan uyandırmaya çalıştılar. Çünkü bu toplumun vicdana ihtiyacı var. Bu toplumun adalete ihtiyacı var. Bu toplumun hak ve özgürlüklere sahip çıkılmasına ihtiyacı var. Vallahi zav acıya ki zure. Vallahi ne zannım kalp. Zav acıya ki zure. Hamd-i Kudüs'kir. Hamap emri rabbi alemine bir desteğim bu. Ez davacıyım hanım. Ez davacıyım. Çok büyük diyor, yaşadığımız acılar diyor. Dolayısıyla diyor oğlumun diyor ölümünden diyor bütün sorumlu yetkililer sorumludur diyor. Bu acıya sebep olanlar diyor mutlak cezalandırılsın. Eyvallah. Asgari kadar verilen bir insan 24 sene 30 sene ceza alıyor. Burada 20 kişi ölmüş. Yani şu verilen ceza çok komik yani. Bir de verilen kişilere bakıyorsun. Yani belediye başkanının altındaki insanların hepsi ceza alıyor. Belediye başkanı beraat ediyor. Bu adalet değil yani. Gerçekten değil. Gidenler gidiyor, geri dönmesi mümkün değil. Yani biz sadece bütün mücadelemiz işte belki yeterli kanunlar da var. Fakat denetim eksikliğinden kaynaklanan bir sürü kazalar, iş cinayetleri meydana geliyor. Bunların olmasını istemiyoruz. Yani onlardan aslında yeni bir şey beklenmiyor. Şimdi yeni bir çalışma, sosyal bir hayatını ilgilenecek bir yasa çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar ilk önce şunu yapsınlar, yürürlükte olan yasayı uygulasınlar. Asıl sorun burada. Yani sen yasayı uygulamadığın sürece istersen milyonlarca kez yasa çıkar, yenile, orada imzalar at.